kostümlü bebeğimin kafasını örelim şimdi. Sallanmasın. Daha çok sallandı. Alt sık iğneyle başlıyoruz her zamanki gibi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi burada tüm sıraları artırma yaparak örüyorum. Burada 12 sık iğne olacak elimde. 2, 3, 4. Yine bulanıklaştı. Evet. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir sık iğne, bir artır bu sırada. Bir sık iğne. Bir artır, bir sık iğne, bir artır, bir sık iğne, bir artır, bir sık iğne, bir artır, bir sık iğne ve bir artır yapıyoruz. Bu sırada 18 sık iğne oldu elimizde. Evet. Şimdi bunun üzerine 2 sık iğne bir arttır. 3 sık iğne bir arttır. 4 sık iğne bir arttır. 5 sık iğne bir arttır. 6 sık iğne bir arttır. 7 sık iğne bir arttır. 8 sık iğne bir arttır. 9 sık iğne bir arttır yaparak 66 sayısına ulaşıyoruz. Ve sonra 4 sıra artırma eksiltme yapmadan 66 ilmekle örüyoruz. Sonrasında gelelim. Ben 9 sık iğne bir artır sırasına kadar ördüm. Elimde 66 sık iğne oldu. Ve 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Burada şu şekilde 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne bir arttır. Bu sırayı böyle 10 sık iğne bir arttır olarak örüp bitiriyoruz. Bir kez daha yapayım. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ve bir artır. Dediğim gibi bu sırayı bu şekilde 10 sık iğne bir artır olarak örüyoruz. Üzerine 6 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Artırma eksiltme yapmadan 6 sıra düz şekilde örüyoruz. Sonrasında yanak kısmını yapacağız. Şimdi 6 sıra düz öreceğiz demiştik. Ben 8 sıra olarak ördüm. 6 az gibi geldi. O yüzden 8 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi ipimi alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şimdi bir sık iğne, bir arttır. Burada yanak kısmını yapacağız. 5 defa bir sık iğne, bir arttır olarak öreceğiz. 1 oldu. Bir sık iğne, bir arttır 2 oldu. Bir sık iğne, bir arttır 3 oldu. Bir sık iğne, bir arttır 4 oldu. Bir sık iğne, bir arttır. Bu da 5 oldu. Araya 6 sık iğne düz bir şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar yanak için 1 arttır 1 sık iğne 5 defa. 1 arttır 1 sık iğne. 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 5 defa da bu tarafta artırma yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ne? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Bu şekilde ördük. Burada 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şu şekilde göz taktım ben. Küçük bir keçe de kesip şu şekilde yaptım, onu da söyleyeyim. Gözü keçenin üzerine oturtup kenarına gözden hafif büyük çizdim. O şekilde eşit olmasını sağladım. Siz de böyle yapabilirsiniz. İlk defa denedim. Umarım olmuştur. Yanak artırmasını yaptık. 4 sıra üzerine düz ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Şimdi önce yanakta arttırdığımız kısmı bir kapatalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22 ve 23. Şimdi bir sık iğne bir eksilt yapacağım 5 defa. 1 2 bir sık iğne bir eksilt yapıyoruz 5 defa.
Bu keçeyi yaptıktan sonra silikonla yapıştırabilirsiniz ya da herhangi bir yapıştırıcıyla. Ben henüz yapıştırmadım. Sadece gözü takıp kirpik yaptım. Ama silikonla yapıştırsak daha iyi olacak gibi. Evet. Yine bir sayayım, eksik eksin. Şu olmayayım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Araya 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Ay, çarptım yine şunu. Şimdi tekrar bir eksilt, bir sık iğne yapıyorum 5 defa. Bir eksilt. Bir sık iğne, 2 oldu. Bir eksilt. Bir sık iğne, 3 oldu. Bir eksilt. Bir sık iğne. Uykum geliyor. Uykum gelince hep karıştırıyorum. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Eksiltmeymişim. Şununla birlikte de 5 oldu. Şu şekilde oldu. Emin olamadım gözden. İçine de elyaf doldurunca güzel olacak herhalde. Ama çok istiyordum keçeden yapmayı. Her şeyin bir ilki var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hep çarpıyorum şuna. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Bu sıradan sonra 10 sık iğne bir eksilt, 9 sık iğne bir eksilt, 8 sık iğne bir eksilt, 7 sık iğne bir eksilt, 6 sık iğne bir eksilt, 5 sık iğne bir eksilt, 4 sık iğne bir eksilt ve 3 sık iğne bir eksilt de bitirip ipi koparıyoruz. Kafayı doldurmayı unutmayın. Ben gözleri yanak artırmasının 2 sıra üzerine yaptım. Keçeli de yapsanız, keçesiz de yapsanız o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben bütün bebeklerime bu şekilde yapıyorum. Başka sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Kusura bakmayın, hatalarımın olduğu yerler oluyor büyük ihtimalle. Bazen şaşırıyorum, bazen kameraya elimi çarpıyorum, sallanıyor, sarsılıyor falan. Umarım faydalı bir video olur. Ben de bitişini merak ediyorum aslında. Çünkü hem video çekip hem sizinle birlikte tasarlıyorum. Ben de ilk görüyorum yani. O yüzden umarım başarılı bir şey olur.